Evet sevgili dostlar, Serhat Ahmettan hocamla beraberiz. Tekrar yeni bir programla. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk, kolay gelsin. Teşekkürler hocam, hepimize kolay gelsin. Şimdi şu soruda çok bir rüya programı zaten yaptık. Bu rüyalarla şeyler beraber gidiyor. İsimler, isim analizi, evet. Sayılar, numaroloji, isimlerdeki harfler. Dolayısıyla şöyle bir soru oluştu. İnsanlar ikinci isimleri alırlar. Hatta işte Mehmet, Mehmetcan, işte Mehmet Ali. Galiba sende de var hocam. Normal Serhat eklendi değil evet. mi? Ahmet normalde orijinalde Serhat eklendi gibi. Şimdi bunu hep soruyorlar. Ben ikinci ismi almalı mıyım? Alırsam ne olur? Hayatımı nasıl etkiler? İkinci soruda hangi ismi almalıyım? Yani ismime uyacak isim nasıl bulunacak? Yani hangi harfler olmalı şeklinde. Bu da hep geliyor. Bazen insanlar işte işleri ters gidiyor. Ailevi düzenleri, evlilikleri, parasal anlamda sorunları hep buna da bağlıyorlar. Şey derler ya sen ismine şu ekle, şunu ekle. Daha bir açılacak işlerin gibi yorumlar gelir bazı analizciler tarafından. Buna nasıl bakıyorsun hocam? Ona normal bakıyorum da şöyle isim alırsan değişir. Ne kaderin değişir. Değişti misin? Tabii. Değişti mi sende mesela? Değişti tabii. Yani Ahmet Tanken, tabii. Serhat Tanken ama benim, oldu. Ama benim mecburen oldu. Yani çünkü mesela Ahmet Tan diye bir milletvekili vardı DSP'den. Çok meşhur yılların insanı. Kitapları da var. Siyasi kitaplar yazdım. İşte benim ilk kitabım çıktığı zaman kayboldu yani. Onun kitaplarının altında çıktı. Sonra o değiştirdik yani biz. İsmini yazsalar onun adı çıkıyor falan. Tabii onun adı çıkıyor. Sonra mecbur kaldık. Yani gerçi o zaman internet yoktu ama araştırsan ekledik. Çıkıyor. Vardı. Çıkıyor. İnternet kitap de vardı. Kitap zamanı var mıydı o? Vardı. Yani 2009 yani fazla ama o kadar şey değil. Ama senin burada tamamen mecburiyetten oluşuyor. Ha, mecburiyet böyle şöyle ama. Böyle bir sistemi düşünerek değil yani. Şöyle şimdi insanlar kolaycılıkla ya benim işlerim gitmiyor, şu olmuyor, bu olmuyor, ben ismimi değiştireyim veya bir isim ekleyeyim derse o pek şey olmaz. Çok büyük zorlanma olması gerekir. Yani işin içinden çıkılamayacak derecede. Mesela bunu eskiden yapmış, Osmanlılar'da falan uygulanmış veya Müslüman dünyasında. Adam din değiştirmiş, Hristiyanken Müslüman olmuş. Eski hayatını artık bilinçaltından silip çıkartması gerekiyor. Ona hemen Müslüman ismi vermişler. Şimdi bu çok kolaylaştırıyor. Neden kolaylaştırıyor? Artık ona Müslüman ismiyle hitap ettikçe o kendisini bilinçaltına alıyor. Çünkü sana dışarıdan hitap etmeleri lazım. Yani sen kendinin Murat olduğunu nereden biliyorsun? Ben sana Murat dediğim zaman sen Murat'sın. Öbür türlü sen kendinin Murat olduğunu da bilemezsin. Yani sana dışarıdan birileri Murat dedikçe sen Murat'sın. Bu şu demektir, bilinçaltın senin artık seni Murat olarak kabul ediyor. Yani ben Murat'ım. O zaman Murat nasıl bir insan? Böyle. Peki sen bunu çok zorlanıyorsun, aşamadığın bazı şeyler var, değiştirmek istiyorsun. Murat'ın önüne bir şey ama bu sana söylenmezse gene etki etmez. Yani sen insanlara kendini artık öyle tanıtacaksın ve sana insanlar öyle hitap edecek. Ettikçe zaman içerisinde o yeni kimlik de sana gelir. O da seni geliştirir. Mesela Peygamber Efendimizin de isimleri değiştirdi hep söylenirdi. Bazı i̇şte böyle. İsimleri değiştirdi. Değişiklik bundan oluyor. Falan anlamında. Yeni doğan çocuklarla ilgili o doğum haritaları, çalışmaları yapan hocalarımız da var. Onlar da belli isimler söylerler çocuğunuza şu isim. Şu isimleri de koymayın diye böyle yorumlar yani çok vardır. İsim koyup koymama veya isim tespit bana çok geliyor böyle. Onunla uğraşamıyorum ben. Çünkü milyonlarca isim var. İkinci isim anlamında mı? İkinci olsun, ismi. Üçüncü olsun, yeni olsun fark etmiyor. Yani bana bunu yapıyor musun normalde peki? Yapmıyorum işte yani. Hayır, yapar mısın? Yapılır ama uğraşılmaz. Buna özel bilgisayar programı lazım. Hepsinin evcet değerini bulmak gerekiyor. Yani o olmadı. Onu şimdi bir şey teklif ediyorsun. Yok beğenmiyor. Kendisi beğense, anneannesi beğenmiyor, babaannesi beğenmiyor. O olmaz, bize bir tane daha var. Bize bir tane. Bunu kim yapıyor? Bunu toplumsal cemaati olan ve o lidere çok güvenen bağlı kişiler olursa bu sistem yürür. Yani lider der ki senin ismin Ali. Tamam bitti o. İnandılar şey yaptılar. Kötü de olsa onun işleri onu iyi de yorumlarlar ve bunu şeyh koydu bu ismi. Anladım. O olur yürür. Ama bizde bu iş yürümez. Neden yürümez? Yarın öbür gün onu da beğenmez. Onu da değiştir. Onu da ya hesapla. Hepsini nasıl hesaplayacaksın? Milyonlarca şey var. Göbek ismi denir. Eskiden benim dönemimde falan böyle ikinci isimlerde yani konuldu işte, ama kullanan vardı. Koyuyor. Kullanmayan
vardı. Peki burada hani alınmalı mı normalde? Böyle bir şey sen onay çok zorlanıyorsan, kesin olsun çıkış diyor musun? Bulamıyorsan değiştireceksin ama hangi ismi koyacaksın? İşte oradaki yol nasıl olmalı? Yok ama orada rastgele bir şey seçeceksin. Yani, onu deneyeceksin. Olmuyor, bir daha mı deneyeceksin? Olmuyor. İşte onu yapamazsın yani. Yapamazsın. 50 İnsanlara kere, söylüyorsun o isimleri. 50 kere. Yok, kendi kişi kendisi için de yani bir şey Ali koydum olmadı. Veli daha koyayım olmadı. O bilinçaltını karma karışık hale getirir. Yani burada sağlam senin bilinçaltına güçlü bir etki verecek bir şey olması gerekiyor. O da seni çok güvendiğin bir insan ya senin ismin bu olsun derse. Mesela bana güvenirlerse ben diyeceğim ki şu olsun. Onu koyduktan sonra artık o güvenle gitmesi gerekir. Ama ben de onu yapmıyorum ve tespit etmek çok zor. Siz diyorum bulun. İki tane veya üç tane isim bulun. Ben onların hesaplayayım ebcetlerini. Onların içinden uygun olanını size söylerim. Bir tanesini koyarsınız. O şekilde olursa. Orada çalışma nasıl? Yani nasıl yapıyorsun ebcetini? Yani kendi ismini mesela ben de mesela. İsme göre koyarken esmasını buluyorum. Esması mesela, zorlayıcı esma mı değil mi? Ona göre o esmalardan uygun olan bir böyle isimler var. O isim yeni isimlerinde ebcetlerini alıp. Bana diyor ki mesela çocuğumuz olacak. Tamam. İsim lazım. Tamam. Üç tane siz diyorum bulun. Tespit edin. Üç tanenin içinden ben bir tanesini hangisi uygun olacaksa onu söylerim size. Yoksa öbür türlü ben o isim mi bu isim mi uğraşamam. Çünkü onların hepsini tek tek hesaplamak gerekiyor. Yani anlatabildim mi? Bu dönemde de özellikle son belki de bir 5-10 yıl arasında iki isim çok arttı. Yeni doğan çocuklar hep böyle bir iki isim koydular. İşte atıyorum bir dede şöyle dedi, işte ne bileyim öbür taraf bunu dedi. Ya tamam ikisini de koyalım ya da anne baba bunu istiyor. O neden oldu? Bu geçiş dönemlerinde olur. Şu anda Türkiye şey olarak yani örf adet geleneksel veya ne diyeyim kültürel diyelim buna. Kültürel bir geçiş dönemi yaşıyor. İslami kültürden gelmiş 1000 yıllık bir şey var. İslami kültürden Avrupa kültürü de zorluyor. Bu ikisinin arasında bu isimler hep bu şeyde geliyor. Yani bu geçiş döneminde mesela şu anda anneanne var, babaanne var. O diyor ki Ayşe koysun, Fatma koysun. Onu kıramıyorsun, bir tane onun ismini koyuyorsun. Ondan sonra da çocuğun annesi de veya babası da diyor ki ya öyle değil diyor. Benim adım olsun diyor dede. İşte şey Menekşe koysun, başka bir şey koysun. Ya da böyle eski Layla koysun. Yani bir isim koyuyor böyle. Yok geçmişten. Yani çok enteresan yeni isimler buluyorlar, koyuyorlar. İşte Muratsa Muratcan koyuyor. Canı da şey istemiş mesela diyelim. Doğuran hanım istemiş. Yani o canlar ne kadar çok da öyle. İşte canı bunlar hep geçiş dönemi şeyleri. Ha bu ileride şey olur mu? Olabilir. Yani eskiden hiç öyle çift isim yoktu. Ama çift isim olması bir yerde iyi ayırıyor. Bir yerde de şu var, ebced değerini yükseltir. Yükselttiği zaman da şu olur, eğer isimlerin ebced değerleri yüksekse son gruptaki esmalara gider. Son gruptaki esmalar da zorlayıcı ve celali kontrolü de zor. Oradan da zaten insanların hayatı da zorlaşıyor. Yani onu da söyleyeyim. Bende şöyle bir şey var. Şimdi ben Zeynep Kamil'de doğmuşum. Evet. Diğer kardeşlerim falan başka hastanede. Bir de biz Beşiktaş'tayız doğma büyüme. Niye orada da doğmuşum onu da bilmiyorum. Karşıya geçmişiz. Ondan sonra şey varmış, hastanelerde böyle belli isimli hastanelerde hemşireler falan hani bu ismi koy diye gelirler. İşte kız doğduysa adını Zeynep koy. Evet. Erkek olduysa Kamil koy. İşte evet. Anneme de gelmişler demişler bunun adını Kamil koy benimle ilgili. O da ben istemiyorum Kamil. Mahallede bir tane Kamil diye var bir çocuk. Çok yaramaz. İstemiyorum ben onu. Ben Murat koyacağım diye. Ya demişler koy Kamil güzel isim falan. Dedim hiç göbek adı olsun onu falan. Bana çocukluğumdan beri der ki hemşiresinin göbek adını Kamil koy. Kullanmıyorum öyle bir isim ama böyle de bir hikayemiz var. O zaman yani, hastanelerde hep böyle olurdu. Benim Kamil diye bir arkadaşım vardı ona. Kamil güzel bir isim. Kamil ama şey Kamil, yani. Kamil insanı Kamil hani Kamil olgun. Ya ne Kamil adamsın ya falan. Tabii onu öyle şey çevirmişler. Yani Şaban'ı da ne hale getirdiler. Yani ne kadar aslında önemli İşte bazı isimler. İsimler de demek ki zaman içerisinde böyle bir aşınmaya uğruyor. Bu da önemli. Çünkü isim karşı taraf ondan ne anlıyorsa onu sana hitap ettiği şekliyle de sana bilinçaltına giriyor. Yani Kamil'i olgun insan manasında doğru dürüst efendice söylerse sen başka türlü anlayacaksın. Ya Kamil falan evet, deyip evet, de hani gırgır geçerek söylerse bu sefer senin bilinçaltına öyle işleyecek. Bana bir isim bulalım hocam. Murat ya, güzel isim ya. Güzel değil mi? Tabii güzel tabii. Bir araya güzel. Böyle bir şey ekleyelim mi? Önüne başına sonuna. Bence ekleme güzel. Şu anda sistemin de güzel senin. İşlerin de güzel.
Hiç gerek yok. Eklediğin zaten şey sistemi değiştiriyorsun. Öyle. Tabii. Yani bilinçaltın değişiyor, sistemin değişiyor. Ona göre yeni bir sıkıntı varsa şey devreye giriyor. Ama bir düzgün bir şey çok sıkıntı varsa çok fazla sıkıntı varsa yani aşamıyorsun artık. Çare bulamıyorsun. Hadi bir de bunu deneyelim diyorsun. O şu demek. Yani din değiştirir gibi artık. Yani Hristiyansın, tıkanmışsın, çözüm bulamıyorsun. Diyorsun ki Allah'ın dinine geçeceğim, Müslüman olacağım. Bu çok önemli bir şey. Evet. Aslında insanlar bunu kolay olsun diye. O işe seminer de güzel oluyor hocam mesela. Yani, Ahmet Han olmuş. İhale aldık, ihale başarısız çıktı. Ne yapalım, isim değiştirelim. Öyle bir şey yok ya. Sende de iyi oturmuş hocam Serhat Ahmet Han. Yani ben güzel denk geldi. Jenerik isim hocam. Tabii jenerik oldu. Bazen de hiç anlamadığın isimler bile jenerik olur. Yani öyle iki tane isim yani Osmanlılar'da çok vardı. Mesela bu Hürkuş bilmem ne şeyleri falan bulanlar. Vecihi Hürkuş. Vecihi mesela benim ilkokul. Şimdi Vecihi biz Şener Şen'in o filminde ki o adam nasıl bir adamdı? Nasıl hale getirdiler? İlkokulun adı Vecihi Bey. Bak Vecihi yani Vecih yönlenen yönü güzel demek. Yani bak. Öyle o en son o filmde de yani Şener Şen'in oynadığı o karakter vardı. Orada o isim bak Vecihi çok böyle bir basite indirgendi o isim. Bir konusu oldu orada. Olmaması lazım. Çok iyi hocam bizim Türker'in. Türker Akıncı. Türker güzel. Çok iyi. Türker Akıncı böyle. Ama başka yerde de Türk olduğu için yani Türk'ün lanetlendiği yere gittiği zaman da aleyhine çalışır. Yani burada şimdi işine Türker geliyor. Türker tarafı da iyi. Akıncı bir de bu tarafta. Tabii iyi. O taraf da iyi. Ama işte o Akıncı da gitsin mesela Sırbistan'a kızabilirler yani. Bunlar selam gönderiyor. Tabii Sırbistan'a Akın yapıyorduk. Adam Sırplar istemez yani Akıncı'yı. İstemeyebilirler. Peki hocam ekleyeceğim bir şey var mı? Ekleyeceğim bir şey yok. Herkes yani bu isim almasın. İsimler önemli ama öyle zırt zırt değiştirmek iyi bir şey değil. İsminde sebat etsin. Oradan çıkan esma Allah'ın esmasıdır. O esmanın niteliklerini anlayıp onunla uyumlu bir hayat tarzı oluşturmaya çalışırsa daha iyi olur. Yani mücadele etmek istemiyor insanlar. Mücadele et. İlla dışarıda çapa kazacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Yani onlar da yap, o işleri de yap. Kendi içine dönüp, kendi içinde de bir mücadele ver. Kendini de değiştirmeye çalış. Evet. Bir de isimlerin ağırlıkları da var. Hani o çocuğa da belli ağır isimler verilmesi de doğru değil değil mi? Mesela Abdülkadir, Abdullah şöyle yapar. Isimler var. Yok, Han ismi mesela çok kuvvetlidir. Yani harfleri, noktalı ha. Arapçadaki gayin, gayin harfi yani sondaki şeyler 600, 700, 800 rakam veren harflerle başlayan isimler var. Şimdi bunlar kuvvetli isim. Bunlar neden şey değil? Özgüvenini çok yükseltiyor, gurura, kibire, başkalarını küçük görmeye sevk ediyor. Onu farkına varırsa kontrol eder, işine yarar. Ama farkına varamaz, sınırı aşarsa da aleyhine işler. Yani bu güçlü isim her zaman iyi değildir. Annenin ismiyle senin ismin dengeli olacak. Dengeli olursa, evcet değeri bakımından söylüyorum. Dengeli olursa işler iyi gider. Seninkisi çok yüksek veya anneninki çok yüksek olursa burada çıkıyor. Peki ekstra harf anlamında mesela 3 harfli olması, fark etmez 7 harfli olması. Harfin evcet değeri önemli. Harf yani söylediğim gibi mesela evcet değerleri Ali, şöyle. Gül 3 harfli bunlar. Bak 1'den 10'a kadar bir sıralama var Arap alfabesinde. 10'dan 100'e kadar. 100'den 1000'e kadar. Bir de 1000 var. Şimdi bu mesela birinci grup yani buradaki harflerden oluşan bir isim olursa mesela Ece çok düşük şeyi. Ece'nin kraliçe anlamında. Ama işte çok düşük yani evcetleri çok düşük. Burada pasif oluyorsun yani birçok durumda evet demek zorunda kalıyorsun. Kontrol senden kaçıyor. Onu dengelemen için senin devamlı uğraş göstermen lazım. Yani bunun farkında olup bunu dengelemen gerekiyor. İsim alırsa hemen arkasına. Şimdi bu mesela 1'den 10'a kadar ebced değeri. Burada orta grup iyi. Üst grup yani bu 100'den 1000'e kadar. O da dediğim gibi gurura kibire kaçıp başkaları üzerinde hakimiyet kurma yönünde insana motivasyon veriyor. Onu da anlayıp dengelemen gerekiyor. Mesela Hatice ismi de mesela diyelim. Hatice mesela H ile başlıyor. Bu da yüksek. 600. Mesela şundan da mesela Ece'nin önüne Hatice Ece. O dengeleyebilir. Ne olur? Dengeleyebilir. Hatice 622 galiba. 622. Bu şimdi 500, 600, 700 bu sayılarda olursa iyi olur.
Yani mesela annesi 300, kendisi 500. Tamam, bu iyi. Ya bu arada fark 3 kattan fazla olmayacak evcet değeri olarak. Mesela şimdi Ece'yi yazdık. EC 5, 3 daha 8, 9. Şimdi bu çok düşük. Bunu sen ne getirirsen getir, anne ismi ne olursa olsun 3 kattan fazla oluyor aradaki fark. Ve annesinin lehine oluyor. Soyadı dahil değil, değil mi? Yok. Yok, sadece ismi. Annesinin lehine olması demek şu, dışarıda sana anne gibi görünecek olan karakter, baskın karakter devamlı seni kontrol altına peki alacak burada demektir. Burada ortaya çıkan bir de sayılarla şans sayısı diye bir şey çıkartıyorsun ya sen. O isim, doğum tarihinden çıkar. Tamam, doğum tarihinden. Doğum tarihinden çıkan şans sayısı. Her sayı atıyorum işte 18 Haziran yani 6. Evet. 1900 atıyorum 95. Teker teker hepsini topluyorsun. Tabii. Bir rakam ediyor. Atıyorum o da 52 çıktı. 5 ile 2'yi de topluyorsun. Tabii. Sonra 7. Oradaki şey nasıldır? Birden o olarak dediğimiz gibi 10'a kadar olan kısımda yok, 10'a yakın olan 3, şanslı mıdır? 2, 3, 4. Hı-hı. Bu düşük grup. Hı-hı. 5, 6, 7 ortalama. 8, 9 yüksek. 10 numaranın özel bir durum var. Yüksek ama. Hı-hı. Bu kapalı. Yani en düşük şans gibi hissettirir. Kontrol etmezsen, bunu zorlamazsan. Hmm. Bir de 11. Bu çok süper. 11'in şöyle bir şeyi var. Kendisi için, ailesi için, milleti, memleketi, insanlık, insanlığın geleceği için büyük işler yapabilen insanlar bu 11'den çıkıyor. Yani buluş yapar, keşif yapar, fikir üretir, toplumu yönlendirir, kitleleri harekete geçirir. Ama hepsi mi? 11'in hepsi mi böyle? Değil. Hmm. Bu esmasını anlayıp esmasıyla kontrollü yaşayanlar için. İki ismi de topluyoruz. Şey, ha, bu tarihle ilgili isimlerle ilgili. Bu doğum tarihiyle sen ilgili. Sen ne çıktı hocam? Sen kaç? Bu benim ortalama şans 6. 6. Benim 7 idi. Ama burada da şansta da şu var. Şimdi mesela senin 7. Benim 6. Benimki daha düşük senden, değil mi? Sen şansını kaçırırsan ben senden üstün olurum. 2 tane kaçırdın gelen fırsatı. Diyelim senede sana 7 tane fırsat geliyor. Bana 6 tane geliyor. Anlamıyorum, görmüyorum. Sen anlamıyorsun, görmüyorsun. Neden anlamıyorsun? Esmana uygun bir hareket tarzın yok. Hmm. İki tanesi kaçtı. Sen ikisi 5 oldu. Benim 6'ıma düştün. Ben 6'nın 6'sını da farkında olsam, değerlendirsem ben senden başarılı olurum. Allah. Bu da değişik bir yorum oldu. Bu evet. Merak ediliyor bu. Tamam canım. Yani. Araya girmiş oldum. Hem şans sayısı hem de isimlerle ilgili insanlar merak ediyorlar. Yine merak ettiğiniz konular varsa videonun altına yazabilirsiniz. Bu konuyla ilgili de yine yorumlarınızı yazabilirsiniz. Serhat Hocam, videonun altına bakıyorsun sen yorumlara. Evet. Ben de arada denk geldiğimde okuyorum. Bir sonraki yayınlarda o sorularla ilgili yine cevaplar vermiş oluyoruz. Diyeceğim bir şey var mı? Yok, yani isimler önemli. Zaten Kur'an-ı Kerim'de insanoğlu isimlerle bir şeyi anlıyor. Ve ona göre yorum yapıyor ve orada başarı çıkıyorsa çıkıyor. Yani doğru iş yapıyorsa başarı çıkıyor. Yani isimler her şeyi kavramamızda önemli. Ve bu şu demektir. Her bir ismi kavrayabilirsin. Kavraman içinde o sende o isimden var. Hı. Yani bir şeyi isimlendirerek biz anlayabiliriz. Bunu isimlendirmediğin zaman bunu tanımlayamazsın. Yani yeni bir şey bulduk mesela, ne bulduk? İşte Metaverse bulduk. Metaverse demiş bak adam. Değil mi yani? Metaverse, evren. Meta yani işte öteki evren gibi bir şey. Bu dünyaya ait veya şey gibi yani meta bir şey. Ne diyelim, bir yani maddeye ait bir şey. Madde evreni. Adam madde evreni yapmış. Şöyle isim bu veriyor. Bu arada verse, verse kısmı var ya, meta ile verse ayırdığında verse İngilizce ne dekliyor musun? Ne? Ayet. Öyle mi? Olabilir. Ben yayında bunu söylemiştim. Ayet de İngilizce Kur'an'da mesela ayet yerine verse mi geçiyor? Öyle yok, mi? Çok çevirilerek. Yani ayeti yazıyorum şeklinde yorumlandı bir de. Bu. Olabilir. O işte bak, bu isimlerin şeyi önemli yani, manaları. Onun için mesela şeyde, Arapçada falan birbiriyle bağlantılı bazen zıt çok isim vardır. Bir tek bir isim bazen çok manaya gelir. Zaman içinde de değişir manalar. Evet. Bunlar bilinçaltına etkileyen şeyler. Evet sevgili dostlar, Serhat Hocam'ın Serhat Ahmet'ten YouTube kanalına destek olursanız seviniriz. Bizim de sebep sonuç YouTube kanalımız. Her yayında söylüyoruz. Yine bir kelime de olsa hem like hem de yorum önemli. Videonun ön plana çıkması açısından destekleriniz önemli diyoruz. Başka bir programda kısmet olursa görüşmek üzere. Hoşça kalın.